İçeride kim var? Hangi suçlara teşebbüsten, hangi gerekçeyle tutuklandılar? Yeni tutuklama kimdi, neydi, neden tekrar gözaltına alındı ve tutuklaması geldi? Ortaya çıkan ifadeler var ki haberden döndüğümüzde bir bilgi daha vermek isterim size. Amca, ilk tutuklanan amca Fuat Güran'ın yeniden ifadesi alındı. Ama buraya gelene kadar Narin cinayetinde son 24 saatte ne gördük, ne işittik, nelere hayret ettik bir izleyelim. Sonra ifadesiyle devam edelim. Bu ifadelerden sonra bize göre amca Salim'in en kısa sürede yeniden ifade işlemleri için ortaya çıkan bu yeni delillere göre ifade için savcılığa getirilmesi lazım. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren 8 kişi hakkında verilen tutuklama kararının ardından açıklama yapmıştı. Salim Güran yeniden sorgulanmalı demişti. O isim hakkında yeniden sorgulama kararı alındı. Salim Güran baronun atadığı avukatı kabul etmediği aile kendisine yeni bir avukat tuttu. Telefonda sildiği birçok bilginin geri getirildiği. Yani aslında bunu önce Halk TV duyurmuştu. Daha önce çok önce duyurmuştu ve birçok ses kaydının da konuşma kaydının da geri getirildiği, yani konuşma imaj, telefon imajlarında elde edilen bilgiler var, konuşmalar var, sesler var, görüşme kayıtları var ve onların geri getirildiği, onların da kendisine sorulacağı belirtildi ki zaten biz dün akşam ses kaydı ile ilgili bir bilgi söylemiştik, ancak bugün az önce Diyarbakır Barosu Başkanı da buradan çıkarken kendisine Nahit Eren'le konuştum. Bizlere söz konusu çocuğun sadece suç failleri, yani suç işleyenleri kayırmak ve suç delillerini yok etmek, suç delillerini gizlemek isnadıyla sevk edilmişti. Oysa sorgu tutanağında şunu anlıyoruz. Aynı SSÇ öldürmeye iştirakten de sevk edilmiş. Ama sorgu tutanağında SSÇ çocuk soruşturmanın usulüne uygun yürütülmediği iddiasıyla ve 15 yaşından suç tarihi itibariyle küçük olduğu için tutuklama tedbirinin infazda sorun yaratacağı belirtilerek, tedbir anlamında infazının, yani tutuklama işleminin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Gözaltına alınan 22 kişiden biriydi 15 yaşındaki R.A. Bu sabah çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. R.A. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Bir yeni gelişme daha yaşandı. Sabah saatlerinde tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alındı. Gözaltı dün tutuklanan Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, o saat 13.30'da alınmıştı. Onun sorgusu Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'na devam ediyor. Birçok ifadede ismi geçiyor. Narin'in katledildiği saatte Narinlerin evine, yani 15-15'ten sonraki kısa bir süre içinde oraya iki kez gidip geldiği tespit edildi. Gazeteci İsmail Saymaz da Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadelerindeki çarpıcı noktalara dikkat çekti. Tabii dün akşam 8 kişi tutuklandı. 8 kişinin ikisi cinayete iştirakten, diğerleri ise işte suç delillerini yok etme, suçluyu kayırma suçlarından cezaevine gönderildi. Bunlar arasında en çarpıcı ifade Buket, amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesi. Hı hı. Ona o ifadeden bazı bölümleri aktaracağım. Soruyorlar, Narin'in kaybolup akabinde öldürülmesiyle ilgili şüphelendiğiniz bir kimse var mı? Bu soru önemli çünkü cevap da önemli. Diyor ki, eşim Salim'in kullandığı 47KF388 plakalı araç aslında kardeşi Fuat Güran'ındır. Ancak kendisi Van'da olduğu için aracı eşim kullanıyordu. Bu araç içerisinde yapılan incelemede Narin'e ait DNA profili tespit edilmiş. Ben bu aracı eşim Salim kaybolduğu günde, Narin'in kaybolduğu gün eşim Salim kullanıyordu. Gün boyu araç Salim'deydi. Devran olay günü davetiye dağıtmaya gitmişti. Narin de 8 yaşında olduğundan ve araba süremeyeceğinden dolayı eşimden şüphelendim. Zaten eşim Salim bu sebeple tutuklandı. Başkaca şüphelendiğim kimse yoktur.
diye yanıt veriyor. Nari'nin öldürülmesiyle ilgili şüphelendiğiniz Salim'den başka biri var mıdır diyor. O da başka şüphelendiğim kimse yoktur diyor. Ayrıca diyor ki eşiniz Salim Nari'nin kaybolduğu gün telefon kayıtlarını, WhatsApp görüşme ve mesajlarını silmiş. Bununla ilgili bilginiz ve görüşünüz nedir diyor, görgünüz nedir diyor. Eşim neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Ben bu konuyu 8 Eylül'de öğrendim. Neden sildiğini bilmiyorum diyor. Bu arada çok kritik bir bilgi var. Onu da söyleyeyim. Sorunun içine yedirilmiş. Amca Salim dışında diğer amca Kurtuluş, ikinci amca Fuat ile Salim'in oğlu Devran ve Salim'in kız kardeşinin oğulları Muhammed ve Şevket Kaya da aynı güne ait telefon ve WhatsApp görüşmelerini silmişler. Yani toplam 6 kişi silmiş. Bunlardan 3'ü amca, 1'i amcaoğlu, 2'si halaoğlu. Bunlar da bütün olay gününe ait telefon kayıtlarını ve WhatsApp görüşmelerini silmişler. Ve bunun üzerine Melek Güran'a soruyorlar. Sizce bu normal midir? Ne düşünüyorsunuz demişler. O da diyor ki neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Normal bir şey değil. Neden sildikleri hakkında fikrim yoktur. Ama gizli bir şeyler varsa onun için silmiş olabilirler. Fakat bunun ne olduğunu ben bilmiyorum diye yanıt veriyor. Davada dikkat çeken bir başka önemli detay ise aile meclisinin kurulup kurulmadığıydı. Bu da Azize Kaya'nın ifadesiyle netlik kazandı. Azize Kaya'nın ifadesi. Şimdi burada tabii bir hep bir aile meclisi kuruldu mu kurulmadı mı sorusu konuşuluyor. Böyle bir toplantı yapılmış. Yani büyük dedeleri Ali Rıza Güran onları toplamış. Herkes ne biliyorsa anlatsın. Herkes tekrar bildiklerini gözden geçirsin. İşte o gün neler yaptığını anlatsın şeklinde bir aralarında konuşma olmuş, öyle anlıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla ifadelerde bu söylenen bir şey değil ama senin bütün bu okuduklarından sonra yaptığın bir yorum değil mi? Yani yoksa hani Hayır Azize Kaya'nın ifadesinde geçiyor. Azize Kaya'nın ifadesinde hala kızı bu. Azize Kaya'nın ifadesinde şey diyor. O akşam Ali Rıza, yani olaydan sonra Ali Rıza Güran adlı büyük amcamız bizi topladı. Herkes ne biliyorsa konuşsun, bilgilerimizi tekrar gözden geçirelim. Kim o gün ne yaptı anlatsın diye bizi topladı. Ayrıca konuştuk diyor. Sadece bu çerçevede bir bilgi var. Özetle tutuklu sayısı 11'e yükselmiş durumda. Ramazan Aksoy da tutuklandı. Ve habere giderken söylediğim gibi tutuklu ilk amca, az önce yanlış söyledim, Fuat Güran. Amcalar, yengeler, kutsal aile. Kutsal aile yapısına bakın. Kutsal aile yapısı sorgulanırken savcılıktan ifadeleri gördüğümüzde sorulanlara bakın. Baksalar biz marjinaliz. Mesela Allah korusun yani. Şöyle bir soruyla muhatap oluyorsunuz. Çocuğunuzun şundan olma ihtimali var mı? Rahat rahat da cevap verebiliyorsunuz. Kılınız da kıpıldamıyor. Hani olduğu gibi de geçiyor ya ifadeler. Bir sinirlenme yok. Yoktur, vardır, ettir, ilgilenmem. Böyle sanki peynir tuzlu mu olsun, tuzsuz mu olsun diye savcılıkta ifade veriyorsun be kardeşim. Bu ne rahatlık yani.